Herkese merhabalar dostlar, nasılsınız? Umarım herkes iyi ve sağlıklıdır. Gördüğünüz gibi Norveç'in güzel bir havasında. Gene her zamanki açıdan arkamda araba, ben buradayım. Daha hala kameramanım yok. Araba test etmeyi her zaman severdim. YouTube'a başlamadan önce de yeni çıkan arabaları hep test ederdim. Hem kendimi geliştireyim hem de biraz yeni çıkan elektrikli arabaları buradan Türkiye'mdeki insanlara, meraklılarına tanıtayım dedim. Böylelikle bu YouTube'a başladım arkadaşlar. Eğer abone olmadan geçmezseniz sevinirim ama tabii ki gene de sizin tercihiniz. Abone olmak bildiğiniz gibi bedava. Böylelikle videoya geçelim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Model 3'ün komple yeni güncellemelerle birlikte menüsünü tanıtacağım. Sizlere önce direksiyondaki tuşların görevinden başlayayım. Bu sol tarafta ve sağ tarafta bir tekerlek var. Bunlar tekerlek olarak ve sağa sola böyle tıklayarak kullanılabiliyor. Sol tarafta ses açma, kapatma, sonra parçayı ileri geri sarma olarak ve joker görevi görüyor aslında bu tekerlek. Ve burada bildiğiniz gibi sinyal kolu var. Silgileri burada çalıştırmak için sadece tekli çalıştırma tuşu var. Şuraya bastığımız zaman silgiyi çalıştırıyor. Şu anda ön camda biraz kum yapışması var. O yüzden çizmemek için çalıştırmıyorum. Burada sadece tekli kullanım için silgi çalıştırma var. Ama ekrandan otomatik aldığımız zaman ve belli aralıklarla istiyorsak onu da ekrandan ayarlıyoruz. Böyle bu şekilde sinyalleri yakabiliyoruz. Ve sinyaller de elektronik. Direksiyonu böyle çevirdiğimizde gördüğünüz gibi mesela şu anda yaktık. Burada hiç atma falan olmuyor. Şurada sinyal yanıyor. Direksiyonu böyle çevirdiğimizde şöyle yapalım. Tekrar şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi elektronik olarak durduruyor. Opel'lerde falan bazı arabalarda da, diğer arabalarda da hepsini hatırlamıyorum ama bir Opel'de var onu biliyorum. Buranın böyle atmaması bunda çok hoşuma gitti. Model X'de öyle değildi. Model X zaten Mercedes 2'ni kullanıyor. Ama bunu elektronik yapmış Tesla burada komple. Bu sağdaki kol da hem otopilot için hem de vites kolu. Burada gördüğünüz gibi geri, reverse, nötr, boş, diye drive yani ileri ve iki sefer aşağıya bastığımızda böyle otopilotu devreye almış oluyoruz. Bir sefer bastığımızda da hız sabitlemeyi devreye almış oluyoruz. Bu kolların çalışması, tasarımı benim çok hoşuma gitti. Bu sağdaki tuştan da otopilota aldığımız zaman hız ayarını üzerine tıkladığımız zaman, bu arada üzerine tıklama da var onu söylemeyi unuttum. Sağ sol tekerlek ve üzerine tıklama ve asistanı da kullanabiliyoruz. Yalnız asistan şu anda Norveççe çalışıyor. Hatta benim dediklerimi Norveççe bulmaya çalışıyor. Delete for kalti bilin. Gördüğünüz gibi böyle Norveççe'yi anlıyor ama Türkçesi yok maalesef. Onu da ben öğretmeye çalışacağım. Şurada tabii ki onu unuttum. Bunun bir görevi daha var. Tabii bu normal yani. Normal selektör yapmak ve uzunları yakmak. Uzunları böyle otomatiğe alıyor zaten. Ama bunu iptal edebiliyoruz. İstediğimiz zaman kendimiz de yakıyoruz. Şu anda ben de otomatikte uzunları yaktığımız zaman uzunları yakmıyor ama otomatiğe alıyor. Böyle de selektör yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Yanıp sönüyor. Bu da böyle arkadaşlar. Sağ ekranda neredeyse Model X'ten menülerde falan hiçbir farklılık yok. Sadece kullanımı biraz daha akıllı telefonlar gibi. Şu animasyon falan burası bayağı genişledi bu ekran. Full otonom sürüşe hazırlık için. İşte bunu önceki videomdan da söylemiştim. Bunu ayarlayabilsek kendimiz gerçekten çok iyi olacaktı. Ama şimdilik ayarlayamıyoruz. Bu ekran böyle genişledi. İşte vites indikatörünü buraya aldılar. Drive'ı aldığım zaman böyle araba ileriye gidiyor. Şu anda emniyet kemerim yok diye gösteriyor. Bunu da böyle çekebiliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi kilometreyi de sol iyice sola aldılar. Buradan rahat görelim. Görüş açımıza daha yakın olsun diye. Ve şu anda ben hold özelliğini kullanıyorum. Yani tutma özelliğini. Auto hold. Direkt H harfi yanıyor burada. Bu özellik çok güzel. Otomatik hold var. Bu Model X'te yoktu mesela. Creep vardı. Ona da geleceğim. Şu anda drive'dayız. Arabanın animasyonu da böyle çok gerçekçi oldu. Elimizle farklı açılardan bakabiliyoruz. Tek eksiği burada kameraların etrafı 360 derece göstermemesi. Şurada onu da görseydik gerçekten çok iyi olurdu ama onu da geleceğini ümit ediyorum. Böyle yaklaştırabiliyoruz. Normal telefon gibi yaklaştırabiliyoruz. Hatta burada animasyonda biz ne yaparsak arabayla ilgili her şeyi burada görebiliyoruz. Ve belli bir süre sonra kendisi normal fonksiyona alıyor. Parka aldıktan sonra kapıların açılışı falan animasyonu böyle kapıyı açtım gördüğünüz gibi. Burada gösteriyor ve böyle kapattıktan sonra kapılar orada aynen animasyon şeklinde kapatıyor. Hatta camları bile indirdiğim zaman böyle camın ne kadar inik olduğunun seviyesini bile burada görebiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi o da arkadan devam edip geliyor. Ön bagajı açtığımız zaman ön bagajı, arka tarafı ön bagajı açmayayım şimdi çıkmam gerekir. Aynı onlar da böyle. Bildiğiniz gibi arka bagajı artık elektrikli oldu. Böyle full elektrikli. Şarj portunu da açtığımız zaman böyle direkt şarj menüsü geliyor. Ve şuradan aynadan göstereyim size. Arka şarj portunun açık olduğunu görüyoruz. Bunu böyle tekrar bastığımızda kapatıyoruz.
Hatta drive aldığımız zaman böyle dönerken tekerlerin dönüşünü bile gösteriyor. Şu aşağıda işte 3 tane menü var. Buradan lastik basınçlarını görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ortaya aldığımız zaman kayboluyor. Tekrar böyle çektiğimiz zaman da sayaçlara giriyoruz. İşte trip B, trip A bunları kaldırıp koyabiliyoruz şuradaki menüden. Oraya da geleceğim. Şu anda en aşağıdayım. 790 kilometre yapmışım daha. Burada işte böyle normal Model X'te olduğu gibi en son şarjdan itibaren, en son sıfırladığımızdan itibaren şöyle ortaya aldığımız zaman da iptal oluyor arkadaşlar. Hata raporu falan olduğunda da onu burada da gösteriyor. Test videomda da görmüştünüz. Sordunuz işte buradaki ne diye. Bluetooth teker basınç sensöründe arıza vardı. Onu değiştirdiler arka sol lastikte. Burada kemerin bağlanan olmadığına dair diğer hata şeyleri. Hatta arabanın içerisine girdiğimiz zaman bir power off diyelim. Şuradan da herhalde. Mesela böyle kapattık. Şöyle girdiğimiz zaman burada da bütün kontrolleri yaptığını buradan görebiliyoruz. Böyle buraya tıkladığımız zaman direkt pilin üzerine gördüğünüz gibi sağ tarafta direkt batarya seçenekleri çıkıyor. Buradan ayarlara girebiliyoruz. Oraya sonra geliriz. Ve şu sol tarafta da vites indikatörünü görüyoruz. Bunu da taşımışlar. İşte dediğim gibi şuradan kilitleyebiliyoruz. Şuraya da basmıyorum. Ön kapıtı açıyoruz. Buradan gene ışıkları ayarlayabiliyoruz. Buradan uzunları otomatiğe alıp çıkarabiliyoruz. Aynaları ayarlayacağımızda sadece buraya basıyoruz. Sol taraf direkt otomatik geliyor şoför tarafı. Böyle gördüğünüz gibi direkt aynayı ayarlıyoruz. Şu tuştan şöyle ileri geri tekerleği yuvarladığımızda aşağı yukarı sağ sol yaptığımızda da içeriye dışarıya alıyoruz böyle. Aynı sağ tarafı da ayarlamak istiyorsak sağa basıyoruz. Mavi yandığında orası seçili oluyor. Ve ayarları değiştirdiğimizde bu şekilde şurada da saklama şeyi çıkıyor. Saklaya bastığımız zaman o ayar bize kaydoluyor. Eğer istemiyorsak geri yükle diyoruz ve geri yüklüyor. İşte buradan otomatik aynaları böyle bükme. Parka falan gireceğimizde lastikleri vurmamamız için, jantları vurmamamız için çok faydalı bence. Ben bunu hep kullanırım. Buradan da otomatik araba kilitlendikten sonra aynaları içeriye doğru katlama. Bunu da kullanmayı seviyorum ama kışın bunu kullanmayı tavsiye etmem. Burada da tuşun hangi tuşu kullanacağımızı gösteriyor zaten. Ve direksiyonu da ayarlamak istiyorsak yine bu Joker bir tuş yani. Böyle neye basarsak onu o moda giriyor. Böyle gördüğünüz gibi direksiyonu bile buradan komple elektrikli olarak bu tuştan ayarlayabiliyoruz. İçeri sağ sol yaptığımızda derinliğini ayarlıyoruz. Tekerlekle de aşağı yukarı aynı aynalar gibi yani. Ve şuraya bastığımız zaman da elle de böyle fold yapabiliyoruz. Yani aynalar içeriye doğru katlayabiliyoruz. Buralarda falan hiçbir tuş yok biliyorsunuz. Her şey buradan ekrandan oluyor. Ve eğer istiyorsak buraya geldiğinde aynalar otomatik olarak katlansın. Buraya bir kere bastığımızda burayı kaydediyor. Ve buraya geldiğimizde aynalar otomatik olarak katlanıyor. Her zaman katlanmasını kapatıp sadece belli yerlerde de aynanın katlanmasını isteyebiliriz. Buradan çocuk kilidini açıp kapatabiliyoruz. Cam çocuk kilitleri. İşte ekranın parlaklığı otomatikte zaten. Buradan Tesla'sı olanlara bir şey söyleyeyim. Mesela bu otomatiği ara sıra açıp kapatırlarsa bu bazı takılıyor. O zaman otomatik tekrar düzene giriyor ve tekrar ayarlama yapıyor gördüğünüz gibi. Biraz önce buralardaydı. Aç kapat yaptım ve şu anda iyice açtı. Kolay kontrol menüsü. Burada günlük kullanımdaki kolay kontrolleri buraya kolay kontrol menüsüne atmışlar ve buradan bütün şeyleri yapabiliyoruz. Bunu da otoya alayım isterseniz. Şuradan da torpidoyu açıyoruz tabii. Bu da kolay kontrol menüsünde. Böyle rahat bir şekilde torpidoyu açabiliyoruz. Ayrıntılı ışık ayarları. Buradan mesela komple anahtar tanımlama yapabiliyoruz. Yeni anahtar istediğimiz gibi ekleyebiliyoruz. Böyle buraya tıkladığımız zaman bildiğiniz gibi Tesla Model 3 anahtarsız geliyor. Sadece şu kart geliyor ve aplikasyonda anahtar olarak kullanılabiliyor. Model 3'ün özelliği o. Teknolojisi biraz daha farklı yani o yönden. Model X'te onu yapamıyorduk. Şu anahtarları ben kullanmıyorum. Sadece telefon anahtarını kullanıyorum. Bluetooth açık olduğu sürece arabaya geldiğimizde arabayı otomatik açabiliyoruz. Sadece ön bagajı açmak için buraya gelip içeriden tıklamamız gerekiyor. Ya da mobil aplikasyona girmemiz gerekiyor. Onu da sizlere şöyle hızlıca göstereyim. Direkt şöyle girdiğimizde Tesla'nın aplikasyonuna buradan direkt ön bagajı açma tuşu çıkabiliyor. Buradan bastığımız zaman ön bagajı açabiliyoruz. Buradan direkt kilidi açabiliyoruz ama normalde buna girmemize gerek yok. Dediğim gibi arabaya direkt yaklaştığımız zaman otomatik açılıyor. Hatta yukarıdan buradaki uyarı menüsünden de girip sadece anahtarla ön tarafı, ön bagajı, arka bagajı açma özelliği de oraya geliyor. Anahtar tanıtacağımız zaman yeni aldığımız anahtarı buradaki cup holder'a koyuyoruz. Yani bardak tutucunun olduğu yere koyuyoruz. O zaman o anahtarı tanımlıyor. Burada da yazıyor zaten. Şuraya aşağıya geldiğimiz zaman da çocuk kilidi, İşte arabaya yaklaştığımızda otomatik açılsın mı falan ayarları var burada. Ev hariç falan seçeneği seçebiliyoruz. Burada da bu kapılar açıksa telefonumuzdaki aplikasyona uyarı gelmesi için ayarlar. Burada mesela kapalı olduğunda gelmiyor ama hem kapılar hem pencereler seçme seçeneğini ben tavsiye ederim. Seçtiğimizde pencereler bile iyice tam kapalı değilse yani camlar biraz inik bile kalmışsa hemen uyarı aplikasyona geliyor ve haberimiz oluyor. Kapılar kilitli değilse mesela uyarı geliyor. Açıksa uyarı geliyor. Ev hariç
Yaris diye yine burada seçebiliyoruz. Burada da araba kilitlendiğinde korna aynı Mercedes'lerde olduğu gibi çalarak bize kilitlendiğini bildiriyor. Bu ayarı açtığımız zaman. Ve şu ayar Model X'de yoktu. Bunu açtığımız zaman eğer camlar açıksa biz arabayı kilitledikten sonra ya da araba kilitlendikten sonra otomatik olarak bütün camları kaldırıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bunu çok sevdim aslında. Bu da ekranın modu. İşte gece modunu alabiliyoruz böyle. Otomatikte durduğu zaman gündüz otomatikte gündüz modunda oluyor. Gece de otomatik geceye geçiyor. Gene burada parlaklık var. Ekranı silmek istediğim zaman buraya basıyoruz. Hatta şöyle basayım. Ondan sonra da buraya bastığımız zaman böyle 3-4 saniye sonra tekrar geliyor. Ekranı güzelce rahat bir şekilde silebiliyoruz. İşte burada seçenekler var. Dil seçenekleri. Ben İngilizce'de tutuyorum. Aslında Norveççe kullanıyorum ama video çektiğim için böyle İngilizce'de tutuyorum. Ama ses için ayrı dil atayabiliyoruz. Orada da Türkçe maalesef yok dediğim gibi. Onu Norveççe'de tutuyorum. İngilizcem çok olmadığı için. Sesli kontrol. Gene sesli kontrol diyorum. Navigasyon da benim Norveççe duruyor. Region olarak Norveç. 24 saat. Enerji ayarları fırsat. Saat ayarları, enerji ayarları. Burada gördüğünüz gibi 322 kilometre oldu. Enerji aldığımız zaman da bataryanın seviyesini gösteriyor. Distance burada kilometre ve miles olarak ayarlayabiliyoruz. Tabi Amerika'da olmadığımız için kilometrede duruyor. Temperatür de bildiğiniz gibi aynen böyle. Hava basınçlarında bizim bildiğimiz PSI normal hava basıncı olarak ayarlıyoruz. Bar genelde ben kullanmıyorum. Genelde o da Amerika'da kullanılıyor. Sürüşe geçtiğimiz zaman da burada chill ve standart mod var. Bu arabanın ivmelenme ayarı. Bunu gazdan alıştığımız zaman gazdan kendimiz ayarlayabiliyoruz ama çil aldığımız zaman gaza sert de bassak arabanın ivmelenmesi yarı yarıya düşüyor baya. Ben buna standarta alıştım artık ve standarttan çıkarmıyorum. Ama birisine falan verecek olursam çile ya da vale modunu alıyorum. O zaman da biraz akselerasyon yani ivmelenmesi arabanın kötüleşiyor. Bu da direksiyonun sertlik ayarı arkadaşlar. Bunu şehir içinde konforta kullanıyorum. Bazı standartta da kullanıyorum ama uzun yolda otobanda falan sporta alıyorum. O zaman daha rahat oluyor. Yol tutuşu hem virajlara falan girişi daha güzel oluyor. Stopping mod yani duruş modu. Grip aldığımız zaman normal vitesli arabalar gibi, otomatik vitesli arabalar gibi araba biraz ilerliyor böyle ağır ağır D'ye aldığımız zaman. Rola aldığımız zaman da boş bırakıyor arabayı. Yani araba geri geri de kaçabiliyor. Sadece gaza bastığımızda motorlardan güç alıyoruz. Holta aldığımız zaman da gaz bir yönde fren pedalı gibi de çalışıyor. Yani tek pedal kullanımı tam anlamıyla burada kullanılıyor. Yalnız ben şimdilik şu holtu sevdim bu model 3'te. Şimdilik bunu kullanıyorum. Bu da ESP'yi tam iptal etmese de biraz iptal ediyor böyle bir kumlu yerlerde. İşte burada çamurlu yerlerde biraz daha arabanın elektronik stabilize programını iptal ederek öyle yerlerden çıkmak ve biraz daha arabaya pistte kullanmak falan istiyorsak bu modu açıyoruz. Performans modellerinde bildiğiniz gibi track mod var. O zaman ESP'yi komple iptal ediyor ve arabayla tam rally yapabiliyoruz. Bir de trailer mod var. Burada gördüğünüz gibi kırmızı uyarı geldi. Bu da arabaya römork taktığımız zaman arkaya trailer modu alıyoruz ve motorların çekişini falan her şeyi ona göre ayarlıyor. Frenleri, çekişi. Şimdi bunları kapatalım. Otopilota geçtiğimizde de bende full self drive yok. Sadece visualization yani buradaki gösterimleri sadece insanların animasyonunu falan her şeyi göstermek için burada sadece ekranda gösteriyor ama full otonom sürüş bende yok. Burası da böyle. Summon da yok yani aplikasyonla yönetme de yok. Bazılarına o 3 aylık deneme geliyor. İstesem herhalde ben de onu alırım ama daha şu anda almadım. Burada da hız limit ayarları var. Speed limit, current speed. Bunlara da girdiğimiz zaman böyle açıklamalarını falan görüyoruz. Böyle buradan sabit ya da yüzdelik dilim olarak hız limit ayarlarını böyle ayarlayabiliyoruz. Otopilotun otomatik hız limit ayarlarını %2 yukarısına geçsin falan diye. Ya da burada artı 10 kilometre 60'lık hız sınırı ise artı 10 kilometreyi ayarlayabiliyoruz ya da dediğim gibi yüzdelik dilim olarak ayarlayabiliyoruz. Current speed'e de yaptığımız zaman o andaki hız limiti ne okunduysa yoldan onunla gidiyor otopilot aldığımızda. Bu da hız limiti uyarısı. Display'e aldığımız zaman burada ekranda sadece büyüme oluyor böyle. Yani bir ses falan vermiyor. Çimeye bastığımızda da sesli uyarı yapıyor. Kapattığımızda da hiç uyarı yapmıyor. Relatif dediğimizde de artı 10 kilometre 80'lik yolda 90 yani 100'ü falan bulduğumuzda uyarı geliyor. Absolute dediğimizde de 80'lik yolda 80'i geçtik mi o zaman uyarı geliyor. Ben bunu böyle kullanıyorum. Şurayı da hatta display'de kullanıyorum. Ses çıkarmasını sevmiyorum. Burası da kaza uyarı sistemi. Burayı ben Erli'de tutuyorum Norveç'te. Ama İstanbul gibi büyük şehirlerde bunu belki medium'da tutmak ya da late'de tutmak daha iyi. Yalnız Erli çok erken uyarı sistemi bence. Benim hoşuma gidiyor. Bazı o sesi duymayı seviyorum. Öndeki arabaya yaklaştığım zaman falan böyle uzay aracı gibi ses geliyor ve öndeki araba kırmızı yanıyor. Bunu en erken aldığımız zaman çok yaklaştığımızda arabaya frenlemeye başlıyor
duruyor araba. Şu aşağıda da gene güvenlik ayarları var. Burası da şerit asistanı. Yoldan çıktığımızda burayı aldığımızda uyarıyor. Kapattığımızda hiçbir tepki vermiyor. Burada uyarı aldığımızda bizi uyarıyor ve direksiyon titriyor. Yalnız asisti ben çok seviyorum. Asisti aldığımızda şeritten çıkacak gibi olduğumuz zaman asist tekrar bizi şeride sokuyor ve şeritten çıkmamıza izin vermiyor. Hatta uyarı da geliyor ekrana. Yalnız sinyal kullanmadığımız zaman kendi şeridimizden sinyal kullanmadan çıkarsak böyle bir direksiyonu biz zorlamamız gerekiyor. Çünkü direksiyonu önce bir bırakmak istemiyor şeritten çıkıyoruz diye. Yalnız biz eğer ısrar edersek o zaman bize bırakıyor. Bunu kullanmak istiyorsak sinyal kullanmaya biraz kendimizi alıştırmamız lazım. Şu gerçekten çok güzel bir özellik. Bu çok olmadı geleli aslında. Eskiden yoktu. Eğer kör noktada araba varken falan şerit değiştirmeye kalkarsak araba kazadan bizi kurtararak direksiyona müdahale ediyor ve yan şeritteki arabaya vurmamamız için elinden geleni yapıyor. Ya da sadece arabada değil, mesela beton bir yer, yol olmayan bir yere yanlışla şeritten çıktık. Gene aynı orada da karşımızda engel olan bir yere eğer direksiyonu çeviriyorsak, betona direkt sürüyorsak araba onları falan engelliyor. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Yani otopilot yok arabada ama bu özellikleri kullanmamız neredeyse otopilot kadar önemli. Bunlar zaten arabanın şu anda alırken içinde gelen özellikler. Yani ekstra bir ödeme yapmadık. Burada da işte sesli uyarı var gene. Eğer kör noktamızda bir araba varsa buradan sesli uyarı da alabiliyoruz. Çim ediyor. Burada zaten infoda da veriyor. Sesli uyarı gelir diyor bunu enable yaptığımız zaman. Otomatik acil fren sistemi açık gene. Hepsini açtım. Burada da eğer önümüzde bir obje varsa, bir garajın önündeysek ya da bir duvarın önündeysek, arabanın ya da bu döner kavşaklarda da bunu hissediyorum. Mesela önümüzden böyle araba geçtiği zaman o arabayı araba algılar algılamaz gücü gazdan kesiyor. Hatta ben bazı deniyorum. Döner kavşaklarda falan önümden araba geçerken gaza bastığımda araba böyle bir tutuyor. Sonradan araba geçtikten sonra tekrar ilerlemeye başlıyor. Bu da bence güzel bir özellik. Çarpmalarda bile ani çarpmalar, daha sert çarpmaları azaltıyor. Navigasyona geçelim arkadaşlar. Navigasyonda ayarlarda hiçbir değişiklik yok. Buralarda işte feribotlardan tol yani yol ödemesi olan yerlerden kaçın diye seçenekler yapabiliyoruz. Güvenlik ayarları, anahtarsız sürüş, işte telefona bağlanmaya izin ver. Buradan gördüğünüz gibi acil arama yapabiliyoruz. Şuraya dolduğu zaman, evet bayağı konuştum, şimdi iptal ettim, şimdi iptal edildi diyor zaten. Buradan acil arama da yapabiliyoruz, buradan arabayı böyle kapatabiliyoruz, komple stop ediyoruz yani kontağı çevirdiğimiz gibi. Hız limitini ayarlayabiliyoruz, o zaman hız limitini kesinlikle geçemiyoruz. Bunu burada ayarladığımızı açtığımızda pin kodu giriyoruz ve hız limiti o zaman geçilmiyor. 100 ayarladıysak 100'den sonra arabanın gazı çalışmıyor artık. Sentry modu ev hariç ya da iş hariç, favori yerlerimiz hariç her zaman açık hale getirebiliyoruz. Ben ev hariç her tarafta açık olsun dedim. Gördüğünüz gibi burada açık. Dashcam da mesela burada yani güvenlik kamerası arabanın bütün kameralarından kayıt yapıyor burada bildiğiniz gibi. Kornaya bastığımız zaman da çalışsın diye ayar yapabiliyoruz. Onu ben açmadım, gerek görmedim. Buradan direkt flash belleğe artık format da yapabiliyoruz. Airbag'leri açıp kapatabiliyoruz çocuk koltuğu falan kullandığımızda. Park asistanının sesli uyarısı yani park sensörlerinin uyarısı. Joy modda bütün arabadaki sesli uyarıların hepsinin sesini kısıyor. Bunu çok seviyorum gerçekten. Alarm falan zaten açık. Bunları sentry mod açık olduğu için bunları söndürmüş. Böyle sentry modu kapattığımızda ya da herhalde şuradan yaptığımızda bunlar gördüğünüz gibi o zaman alarm açılıyor. Hareket sensörü ve alarm. Arabanın içerisinde hareket olduğu zaman da alarm çalıyor bildiğiniz gibi. Yalnız sentry montu açtığımız zaman o da alarm gibi olduğu için bunları söndürüyor. Zaten açık oluyor yani. Sürüşten önce pin kodu istersek pin kodu da atayabiliyoruz. Torpedo ya da pin atayabiliyoruz. Pini girmeden açılmıyor. O da yakında geldi. Türkiye gibi ülkelerde, sıcak ülkelerde de kabinin içerisinin çok fazla ısınmasını istemiyorsak, belli bir sıcaklıktan sonra otomatik açılmasını istiyorsak onu da buradan ayarlayabiliyoruz. Ama şu anda bende kapalı. Onun bir sebebi vardı. Bazı ayarları yapmam gerekiyor herhalde. Ve %20'den az şarjımız varsa gene çalışmıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Buradan da Tesla ile bilgi paylaşmak istiyor muyuz? Onu seçebiliyoruz. Ben buna yes diyorum aslında. Çok önemli değil. Burada Tesla aldığı bilgileri kullanarak otopilotu geliştiriyor. Servis modunda da bütün bunda ön farları da ayarlayabiliyoruz. Direkt arabanın kitapçığına girebiliyoruz. Kullanım kitapçığına. Silgileri servis moduna alabiliyoruz. Arabayı çektireceğimiz zaman, arıza yaptığı zaman çekme modunu alabiliyoruz. Jantları değiştirdiysek, başka jant kullanıyorsak onları seçebiliyoruz buradan. Kapsülleri eğer çıkarttıysak kapsül takabiliyoruz. Performans jantlarını takabiliyoruz. Notification'da burada bütün gelen hata raporlarını, arabada işte kemer hatalarını bile burada okuyabiliyoruz. Kemer takılmamış falan diye her şeyi görebiliyoruz.
Şuraya da çıkıyor yeni bir hata raporu olduğunda. Buradan da kameraların kalibrasyonunu yeniden yapabiliyoruz. O da güzel, bu da sonradan geldi. Eskiden yapamıyorduk. Ama şimdi istersek kameraların kalibrasyonunu yenilemek istiyorsak buradan basıp yapabiliyoruz. Ve fabrika ayarlarına geri dönüyoruz. İşte buradan da arabanın özellikleriyle ilgili, güncellemeyle ilgili, üzerindeki programla ilgili her şeyi görebiliyoruz. İsmini değiştirebiliyoruz. Araba mesela Model 3 Long Range, çift motorlu, çift çeker, işte 2 kilometre, şasi numarasını falan her şeyi görebiliyoruz. Otopilot içerisinde diyor. Buradan böyle infoya da girebiliyoruz. Premium bağlantı var bir seneliğine. Ondan sonra ödememiz gerekiyor premium bağlantı için. Arabanın ömrü boyunca premium bağlantı bunda yok. Model X'de öyleydi. Burada da programın versiyonunu, arayüzün versiyonunu görüyoruz. Haritanın son versiyonunu görüyoruz. Burada en son gelen programda ne gibi yenilikler yapılmış. Bastığımız zaman o geliyor. Böyle biraz beklememiz gerekiyor onu. Böyle gördüğünüz gibi. Burada en son gelen güncellemede ufak bir düzeltme yaptılar. Mesela burada en son gelen güncelleme şurada yazıyor. Arabayı içeriden aplikasyondan çalıştırdığımız zaman karlı havalarda camı eriteceğinde camları çok ısıtıp çatlatıyordu. Model 3 sahipleri bunu çok şikayet etti ve buna bir güncelleme yaptılar. Biraz onu iyileştirdiler camı çatlatmasın diye. Bir önceki programda ne gibi güncellemeler gelmiş? Buradan sol taraftan daha bayağı bir geriye giderek eski güncellemeleri görebiliyoruz. Daha 2028'i bile görebiliyoruz burada. Şu aşağıdan da güncellemeler ne kadar sıklıkla geleceğini ayarlıyoruz. Standarta bastığımız zaman biraz daha test edilmiş, daha güvenli güncellemeler. Sağ tarafa bastığımız zaman da daha az test edilmiş güncellemeleri bile alabiliyoruz. Buradan da gene arabanın kullanım kılavuzuna girebiliyoruz. Burası böyle arkadaşlar. Daha menüde çok özellik olduğu için bayağı hızlı konuşmaya çalışıyorum. Çünkü daha menüleri yeni bitirdik. İşte burada müziklerle ilgili menü var. Buradan müziklere giriyoruz. Radyo, normal lokal radyolar yani normal radyolar. Burada Norveç'te dijital radyo da var. Daha Türkiye'de yok. DAB radyo yani dijital radyo diyorlar. Ve FM radyo buradan bütün onların ayarlarını zaten biliyoruz. Telefona bağlanıp telefondan müzik, radyo her şeyi dinleyebiliyoruz. Spotify var işte. Karaoke bile yapabiliyoruz arabadan. Buradan karaoke ile ilgili parçalar seçip arabada karaoke yapabiliyoruz. Tünel radyo yani internet radyosu. Buradan bütün dünya radyolarını kullanıyoruz. İşte ben Türk radyolarını da buradan dinliyorum. Çok beğendiğim bir özellik gerçekten. Radyo ile ilgili ayarları sesin böyle çok gelmesini istemiyorsak basın falan fazla çıkmasını istemiyorsak. Arabada bayağı güzel bir ses sistemi var. Şuradan mesela şunu açayım. Popüler parçalardan birisi. Mesela şöyle. Şöyle. Sesi çok açtığımızda, bası çok açtığımızda bayağı gümbür diyor. Şöyle telife girmemek için de fazla açmıyorum. Şöyle ortalarda tutuyorum ben. Fazla ses bamlı gümlü çıkmasın. Buradan balansını ayarlayabiliyoruz. Bunu ortaya alıyorum. Options'tan da ayarlardan da standart, high, off yapabiliyoruz. Bu da herhalde gene sesin basının tizinin otomatik olarak ayarlarının şeyi. Bunu tam anladım desem yalan olur. Buna bakacaktım ama zamanım olmadı. Şimdi aklıma geldi. Telefondan kontrolü de buradan ayarlayabiliyoruz. Bunu bir deneyelim. Ses biraz daha yalın çıkıyor burada. Source'dan da burada bazı özellikleri, şuradan mesela tünel radyoyu kapatabiliyoruz eğer kullanmak istemiyorsak. Karaoke'yi kullanmak istemiyorsak kapatabiliyoruz. Mesela ben kapatayım bunu. Spotify'ı kullanıyorum. Telefonu da kapatayım, onu da kullanmıyorum. Bu şekilde kapattığımız zaman şurası biraz daha temiz oluyor. Kullanmadığımız zaman gerek yok. Şuradan da müzik, radyo, her şeyi arayabiliyoruz. Atıyorum mesela İstanbul Radyo diyelim. Yazdığımız zaman direkt geliyor. İlla yani Spotify değil. Burada her şeyi arayabiliyoruz. Podcast bile çıkabiliyor yani. Burada İstanbul yazdım mesela. Daha yazarken bir sürü şey geldi. Radyoda seçebiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Buradan mesela Top Resul, işte Spotify çıkıyor. Artistler çıkıyor. Playlist, podcast, parçalar. Bu arama yani bütün mağazalarda arıyor. Burası da böyle. Müziği de geçelim arkadaşlar. Kamera ayarları da bu şekilde. Şu aşağıdaki kameraları biraz büyüttüler. Bunları böyle buraya tıkladığımız zaman aşağıya alabiliyoruz. Böyle çektiğimizde de komple gidiyor. Aklıma gelmişken şunu söylemeyi unuttum. Şöyle mesela müziği yukarıya çıkartmak istediğimiz zaman buradan böyle zaten yukarıdaymış. Buradan bile yapabiliyoruz. Bu kolay kullanım menüleri benim çok hoşuma gitti. Bastığımızda da gidiyor ama buradan istersek böyle de ayarlayabiliyoruz müzikte falan. Bu çok güzel. Silgiye bastığım zaman da burayı oynamayacağım çünkü silgilerin çalışmasını şu anda istemiyorum. İşte kameraları da böyle buradan tekrar kapatıp açabiliyoruz. Şuradan da yan kameraları açabiliyoruz. Kameralar da böyle. Zaten geriye taktığımızda da kameralar bildiğiniz gibi açılıyor. Burada da ayrıca bir menü çıkıyor komple böyle. Telefon menüsüne girebiliyoruz.
Buraya girmeyeyim şimdi, numaralar falan var. İşte takvimimize girebiliyoruz. Gene kamerayı açabiliyoruz. Bir de burada var kamera. Aynı, hiç fark yok. Gene aynı kamera. Bir gireyim göstereyim dedim. Enerji menüsüne giriyoruz. Burada biraz daha ayrıntılı kullanım ortalamalarını falan gösteriyor. İşte ortalamaları burada 10, 25, 50 kilometre falan diye değiştirebiliyoruz. Bunlar zaten biliyorsunuz. Navigasyona adres girdiğimizde de burada planlamayı gösteriyor. Bize bir grafik çizerek burada varış noktasında ne kadar bataryamız olduğunu tahmin olarak gösteriyor. Bayağı da çok doğru tahminler yapıyor. Şarja girdiğimiz zaman da bildiğiniz gibi şarj menüsü çıkıyor. Buradan şarjı kaçta başlamasını istiyorsak ona göre ayarlayabiliyoruz. Saatini ayarlayabiliyoruz. Şarja taktıktan sonra hemen başlamıyor. Şurayı da söyleyeyim. Şu da çok güzel bir ayar. Bu açık olduğu zaman bir haftanın bütün günleri ve hafta içi ayarı olarak burada değiştirebiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bu ayarı açtığımız zaman mesela buradan saatini de ayarlıyoruz. Gece en ucuz zamanlarda şarj ediyor. Yani gece bildiğiniz gibi belli saatlerde elektrik çok ucuz oluyor. O zamanlarda şarj etmeye çalışıyor. Eğer bataryamız da ona müsaitse, yani çok uzun süre şarj etmeyeceksek, çok boş değilse. Bu da çok güzel bir ayar gerçekten. Prekondisyonu da kapatayım. Burası otomatik iç ortamı ısıtıyor. Bizim ne zaman kullandığımız arabanın öğrenerek ısıtıyor burada. Onu belli bir süre öğrendikten sonra bizim arabayı daha sık ne zaman işe falan gittiğimizi öğreniyor. Şuraya tıkladığımız zaman artık şarjın ne zaman başlayacağını değil de bizim ne zaman hareket edeceğimizi, arabayı ne zaman kullanmaya başlayacağımızı ayarlayabiliyoruz. O zaman araba kendisi optimal bir şekilde şarja başlayıp biz arabaya bineceğimizde şarjı yeni bitirmiş halde bırakıyor. Hem de bataryanın eskimesini de azaltabiliriz bu şekilde. Yani arabaya bineceğimizde şarj yeni dolmuş oluyor ve arabanın içerisi ısıtılmış oluyor ve bizim kullanmamıza hazır bir hale getiriyor arabayı burada. Ben öbürünü kullanıyorum. Kendim ayarlamaya alıştım ama isteyenler bunu da kullanabilir. Şurada da Supercharger kullandığımız zaman ne kadar para yazmış onu da burada görebiliyoruz. Otomatikte kartımızdan çekiliyor. Buradan da amperi ayarlıyoruz. Biliyorsunuz bunlar aynı öbür arabada da açıklamıştım. Şarj menüsünü de geçelim. Buradan internet sitesine gidiyoruz. Bunlara falan da girmeyeceğim. İşte şurada güzel özellikler var. Burada oyunlara giriyoruz. MCU 2 olduğu için bunda daha çok özellikler var. Daha çok oyunlar var. Buradan mesela şunu açalım. Burada Tesla'nın kendi arabasıyla yarış yapabiliyoruz. Böyle bu şekilde direksiyonu, freni, her şeyi kullanarak oyun oynayabiliyoruz. Şöyle az bir göstereyim, başlasın. Ben de fazla oynadım desem yalan olur ama bir denedim hiç yoktan. Böyle gördüğünüz gibi arabayı seçebiliyoruz. İki kişiyle oynayabiliyoruz. Şöyle tek kişiyle oynayalım. Şuradan başlayalım. Buradan şunlar falan kilitli. Bazı kademeleri atladıktan sonra buradan kilit de açılıyor herhalde. Chill, Performance ve Ludicrous modda kullanabiliyoruz. Ludicrous açalım bakalım. Böyle gördüğünüz gibi şimdi direksiyonu kullanarak arabayı hareket ettireceğiz. Direksiyon normal hareket ediyor dışarıda tekerlerle birlikte. Ama direksiyonu fazla normal araba gibi fazla çevirmemize gerek kalmıyor. Böyle sadece az bir şey çevirdiğimizde hareket edebiliyoruz. Frene bastığımda böyle mesela frene de basıyor. Gaza bastığımda ilerliyor. Çevirmeyelim diyorum ama ben buna daha fazla alışamadım. Çok fazla oynamadığım için normalde fazla çevirmememiz lazım. Bunları çok oynamadığımız için yapamıyoruz daha. Şimdi biraz alıştım gibi sanki. Böyle frene bastığımda da duruyorum. Buralardan böyle aldığım şeyleri kullanabiliyorum. Böyle gördüğünüz gibi ekstra güç falan alıyor. İşte insanlara çarptık. Geçmiş olsun. Oyunlarda böyle arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli oyunlar var. Ben fazla oynamasam da gerçekten güzel özellik. Şu anda taksi kullanmıyorum ama taksi kullanırken bunları bayağı bir oynarım herhalde. Şuraya yukarıya bastığımız zaman da çıkıyoruz. Ve oyunlardayken de buradan klimanın derecesini, hoparlörü falan gene kapatabiliyoruz. Şuradan da basıp çıkıyoruz. Satranç var, daha bir sürü oyun var. Oyunlarda böyle. Buradan da Netflix'e, YouTube'a falan, Twitch'e, Tesla'nın videolarına komple girebiliyoruz. Mesela YouTube'a girelim. Evet, YouTube'a girdim. Gördüğünüz gibi bazı videoları önceden açmıştım. YouTube'un algoritması otomatik olarak kaydolmadığım halde benim beğendiğim videoları ya da girdiğim videoları hemen tahmin edip bana teklifler getiriyor. Kendi kanalıma gireceğim tabii ki. Şöyle bastığım zaman kendi kanalıma girdim. Buradan gördüğünüz gibi kendi kanalımın ana sayfasını da açayım. Sizlere onu da reklam etmiş olayım. Buraya da abone olur, zili de tıklarsanız bundan sonraki gelecek videolardan da haberdar olursunuz. Burayı da fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şöyle çarpıya basıp çıkabiliyoruz.
Burası da bu şekilde. Toybox'a girdiğimiz zaman da bildiğiniz gibi eğlenceli Tesla uygulamaları. Bunlar hakkında video yaptım. Merak edenler girip Model X'e bakabilir. Gizli özellikler falan olarak bu arabada da bir video yaparım olmazsa. Burayı da bitirmiş olduk. Koltuk ayarları. İşte klimaya da girdiğimiz zaman böyle gördüğünüz gibi klima ayarları da Model 3'te komple elektrikli. Burada hiç havalandırma, menfez ayarları falan yok biliyorsunuz zaten. Buradan komple havanın yönünü hem dikey hem yatay olarak ayarlayabiliyoruz ve iki tane yönlendirici var içerilerinde gizli. Bunları istersek ayırıp istersek birleştirebiliyoruz böyle. Ben birini sola birini sağa aldım. Sağ tarafı da ayrıca böyle ayarlayabiliyoruz. Aşağı yukarı bu şekilde komple ayarları yapabiliyoruz. Gene otomatik schedule yapabiliyoruz artık. Yani istersek klimayı buradan da ayarlayabiliyoruz. Bu da yeni özellik bu arada. Bildiğiniz gibi klimayı önceden belli saatlerde çalışsın diye Tesla'da bayağı yakın zamana kadar yoktu. Ama burada artık belli bir saatte klima çalışsın diye sabah 7'de çalışsın 8 işte falan diye buradan ayarlayabiliyoruz klimanın ayarlarını. O zaman klima ısıtmaya başlıyor. Şuradan gene arabanın içerisinde biz çıktıktan sonra klima açık kalsın işte iç ortam sıcak kalsın diye ya da soğuk. Biz hangi dereceyi ayarlarsak buradan köpek modunu alabiliyoruz, kamp modunu alabiliyoruz. Arabanın içerisinde konaklayacaksak bunlar çok güzel özellikler. Şuradan da koltuk ısıtlama ayarlarına giriyoruz. Burada da iki tane menü var gördüğünüz gibi. Ve bütün koltukların ısıtmasını bu şekilde böyle açıp kapatabiliyoruz. Üç kademeli böyle kapatabiliyoruz. Eğer böyle hepsini açmışsak hemen de ısınmaya başladı. Al off da diyebiliyoruz buradan. Şurada da manuel olarak autodan çıkarttığımız zaman ya da autodayken direkt üzerine tıkladığımızda da oluyor. Gördüğünüz gibi smart telefon gibi, akıllı telefon gibi çok kolay, çok geri dönüşleri, çok güzel bir ekran. Model X'ten de iyi yani. Model X'ten ekranın çözünürlüğü de iyi, her şey iyi. Zaten işlemcisinin hızı da çok iyi. Buradan da manuel olarak dizimize verme, işte yüzümüze verme, cam buz çözme falan her şeyi ayarlayabiliyoruz. Şunu inanın ben de yeni gördüm. Buna bir bakmam lazım. Ne olduğunu biliyorum desem yalan olur. Buna sonra bir bakacağım. Kendisi otomatikte oluyor otomatiği aldığımız zaman. Ama ona bakacağım. Bunu gördüm mü hatırlamıyorum. Şuradan dereceyi ayarlayabiliyoruz. Klimayı kapatabiliyoruz. Böyle içeriden havayı alıp içeriye veriyor. Bunu da burada sizlere uyarayım. Tünellerde falan çok egzoz dumanı varsa, atıyorum yangın falan olduysa, çok acil bir durum varsa hayat kurtaracak bir özellik olabilir. Hiç yoktan arabanın içerisindeki havayı kullanarak dışarıdan hava almadan idare edebiliriz. Bu özelliği o yüzden sizlere hatırlatabilirim. Buraya bastığımız zaman böyle sünkü tıkladığımızda gene iki tane derece çıkıyor. Sağa sola ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz. Ve tekrar birine bastığımızda sünkü tıkladığımızda ikisini bir hale getirebiliyoruz. Ve derecelerin ayarının Model X ve S'ten farkı da biraz böyle üzerine tıkladığımızda buradan böyle sağa sola götürerek tıkladıktan sonra ayarlayabiliyoruz. Bu da çok güzel bir özellik bence. Aynı ses de öyle burada. Böyle sesi açmak istersek buradan da böyle yapabiliyoruz. Ve direkt buradan da böyle kısabiliyoruz. Şuradan da hızlı bir şekilde iki kere tıklarsak ön cam Bluetooth çözücüyü açabiliyoruz. Böyle bir kere tıklarsak da bu çözücü gene açık ama full şekilde çalışmıyor. Bir kere daha tıkladığımızda içi doluyor gördüğünüz gibi. Arka cam Bluetooth çözücü ve aynaların Bluetooth çözücüsünü ısıtıcısını açabiliyoruz. Şuradan da böyle biraz dilim kurumaya başladı. Bayağı çok konuştum. Şu dünya resmine tıkladığımızda da bu şekilde gösteriyor. Ama dünyaya tıkladığımız zaman da böyle gördüğünüz gibi nasıl hızlı yüklüyor. Mesela şurada 22 tane şarj soketi var. Lillesand diye bir yerde. Gördüğünüz gibi Türkiye'den ne kadar uzaktayız. Türkiye'miz burada. Şu ortaya bastığımız zaman da anlık trafik bilgilerini buradan alabiliyoruz. Trafik yoğunluğu bilgilerini yollarda görebiliyoruz. Şu aşağıdan da şarj menüsüne en yakın şarj istasyonlarını buradan görebiliyoruz. Şurada bu da yeni bir özellik. Burada da hızlı şarj, normal şarj ve diğer firmaların şarj istasyonlarını da artık görebiliyoruz. Burası da böyle buradan da yakınlaştırmayı, uzaklaştırmayı böyle tuşla da yapabiliyoruz. Şuradan da haritayı tekrar getirip kutalama işte kuzey, güney, doğu, batı diye ayarlayabiliyoruz. Yukarıdan T logosu kalktı. İşte burada saat, burada kilit var gene. Saat var. Saate tıkladığımız zaman böyle direkt takvime girebiliyoruz. Orada da ayarlar var gördünüz. Dereceye tıkladığımızda hiçbir şey olmuyor. Şuraya tıkladığımızda direkt acil arama menüsüne girebiliyoruz. SOS menüsüne. Buradan da şoför profilini, vale modunu falan ayarlayabiliyoruz. Gene buradan sentry mod yani bekçi modunu, nöbetçi modunu açıp kapatabiliyoruz manuel olarak. Kameraya girdiğimiz zaman da hem fotoğrafı saklamayı buradan seçebiliyoruz böyle durur haldeyken hem de girip videolara hiç evdeki bilgisayara takmadan böyle bütün kameraların videolarına tek tek buradan bakabiliyoruz. Mesela sol tarafa bakalım. Böyle gördüğünüz gibi solu seçiyor. Şu anda bakıyoruz. Şuradan da kayıtları
görebiliyoruz böyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi buradan kayıttan işletiyor şu anda. Şuradan sarabiliyoruz. Bu özellik gerçekten çok iyi. Bu MCU 2 ile birlikte geldi. Burada Wi-Fi ayarlarını falan yapıyoruz. Buradan gene Bluetooth ayarlarını falan yapıyoruz. Burada yolcu airbag'in aç kapat menüsüne direkt giriyor. Herhalde unuttuğum bir yer kalmadı arkadaşlar. Video bayağı uzadı. Gördüğünüz gibi arabanın içi tertemiz ama şu ekrandan bütün her şeyi yapabiliyoruz. Bu ekranda bütün her şey yönetilebiliyor yani. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.